Doğru ve Gerçek Haber'in adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesinde gece gündüz demeden çalışıyor. Başkan Yazgı başta mahalle gezileri olmak üzere esnaf ziyaretleri ve ev sahipliğini üstlendiği seçime yönelik toplantılarda ilk kez yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin önemini hatırlatıyor. İl teşkilatı ve milletvekili adaylarıyla omuz omuza çalışıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, partisinin milletvekili adaylarıyla parti il ve ilçe yöneticilerinin kendi bölgelerinde yaptığı çalışmalara destek vererek 24 Haziran seçimleri için gece gündüz çalışıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahalle, esnaf ve sivil toplum derneklerine yönelik de ziyaretler gerçekleştiriyor. AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği toplantılara ev sahipliği yapıyor. Seçim çalışmalarında il teşkilatı ve adaylara en büyük desteği sağlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ziyaretlerde vatandaşların hem sıkıntılarını dinliyor hem de 24 Haziran genel seçimleriyle ilgili nabız yokluyor. 24 Haziran genel seçimlerinin Türkiye'nin kaderini belirleyecek tarihi yolculuğun seçimleri olacağını belirten Başkan Yazgı, Türkiye'nin yakaladığı ekonomik büyüme ve istikrar ortamının devam etmesinin 24 Haziran seçimlerine bağlı olduğunu söyledi. Aday ve mevcut bütün vekillerimiz bizim vekilimizdir, bizim temsilcilerimizdir vurgusu yapan Başkan Yazgı, biz Aksaray AK Parti olarak şehrimize hizmet etmek için varız. Aksaray'ımıza kazandırdığımız hizmet ve yatırımlar ortada. AK Parti dönemiyle yapılan hastaneler, yollar, okullar ve bütün diğer hizmetleri görüyorsunuz. Aksaray'da hep birlikte son derece disiplinli, planlı ve özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Milletvekili sayımızda 4'te 4 yapmak için seçim koordinasyon merkezimiz koordinesinde milletvekili adaylarımız, il başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik ve kadın kollarımız, mahalle başkanlarımız ve teşkilatımızın üyeleri sahadaki çalışmalarımıza disiplinli ve planlı bir şekilde devam ediyoruz dedi. Seçime yönelik yaptığı çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki geleceğini tayin edecek bu seçimlerde en doğru kararı vereceklerine inandığını söylüyor. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Aksaray Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Aksaray 27. dönem 1. sıra milletvekili adayı İlknur İnceöz ve 2. sıra milletvekili adayı Cengiz Aydoğdu, Bankalar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. AK adaylara seçim sahasında her zaman en büyük desteği sağlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, adaylarla birlikte ziyaretlerinde 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlardan destek istiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili, Milletvekili ve Adayı İlknur İnceöz, Milletvekili ve Adayı Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte seçim gezilerine devam ediyor. Bankalar Caddesi'nde vatandaşların geçmiş bayramlarını tebrik eden İlknur İnceöz, "Seçim çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor," dedi. İnceöz, ziyaretlerimizde Ramazan bayramını geride bıraktığımız bu günlerde inancımızın ruhunu yansıtan ve kardeşlik hukukumuzu perçinleyen bayramlaşmalarımız da devam ediyor. Vakit her zaman bizler için Aksaray vakti olduğu gibi bu güzel anlarda da sevgi, saygıyı, mutluluğu, birlik ve beraberliği paylaşma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızla temaslarımızda görüyoruz ki 24 Haziran seçimlerine doğru geçirdiğimiz bayram sevincimiz inşallah devam edecek. Her dokunduğumuz, her selam verdiğimiz, her sohbet ettiğimiz hemşerimiz yarınlara daha mutlu, daha inançlı bir şekilde AK Parti ile birlikte bakmakta ve bizlere tam destek vermektedir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Halkın teveccühü karşısında 24 Haziran akşamı sandıktan büyük bir zaferle çıkacaklarına inandıklarını ifade eden milletvekili adayı Cengiz Aydoğdu, "Artık seçim sürecinin sonuna geldik. Önümüzde son 3 günümüz var. Bu seçim bizim değil, Türkiye'nin seçimidir. Neden vakit Türkiye vakti diyoruz? Çünkü dünyada gündemi bundan sonra Türkiye belirleyecek. Büyük projeler ve büyük icraatlarla uluslararası arenada ortaya koyacağımız iradeyle gündemi takip eden değil, gündemi belirleyen bir ülke olacağız. Yapılacak seçimle yeni dönemde daha büyük, daha güçlü bir ülke olacağız. İşte bunun için artık vakit Türkiye vakti diyoruz," şeklinde konuştu.
Seçim sahasında eski bakan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, eski dönem milletvekili Ahmet Yaşar, meclis üyeleri ve partililer de milletvekili adaylarıyla birlikte gezilerini sürdürüyor. Yoğun bir tempo içerisinde 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın ev sahipliğinde Aksaray'da faaliyet gösteren engelli derneklerini ağırladı. AK Parti İl Başkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Aksaray'da faaliyet gösteren engelli dernekleri ve üyelerini ağırladı. Türkiye Beyaz Ay Derneği, Aksaray Şubesi, Aksaray İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ve Eğitim Derneği, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Engelli Anneleri Derneği, Aksaray Engelliler Derneği, Gönül Dostları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Futsal Milli Takım Oyuncuları, 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Oyuncuları, Kültürel ve Sosyal Derneklerin Başkanlarıyla dernek üyelerinin katıldığı kahvaltı programına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ev sahipliği yaptı. Dernek üyelerini tek tek selamlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak hayata geçirdikleri her projede engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak dokunuşlarda bulunduklarını söyledi. Başkan Yazgı, engelli bireyler için kılavuz kaldırım taşlarından engellilerin kullanımına uygun toplu taşıma araçlarına, sesli trafik ışıkları, kaldırımlarda rampalardan aküşarj istasyonlarına, engelli koordinasyon merkezine, sosyal ve kültürel alanlarda daha birçok hizmetle engelli kardeşlerimizin, bireylerimizin ve ailelerinin toplumla kaynaşmasını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecek dedi. Bizler engelli bireylerimize, engelli vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar birçok yardımı, birçok faaliyetleri birlikte beraber gerçekleştiriyoruz. Ama bunu yaparken tek başımıza yapmıyoruz. Sizin gibi kıymetli ve değerli dernek üyelerimizle beraber bunu gerçekleştiriyoruz. İşte ilk geldiğimiz zaman az önce başkanım da bahsetti. Engelli sizleri temsilen meclisimizde bizlerin üyeleri var, sizlerin üyeleriniz var. Ve onlar aynı zamanda tekerlekli basketbolumuzda da oynayan kardeşlerimiz. Yine aynı şekilde indirimli su ile ilgili engelli vatandaşlarımıza böyle bir kolaylık yaptık. Normal su fiyatından daha uygun, daha indirimli bir şekilde faydalanabiliyorlar. Araçları vardı engellilerimizin, evlerinde şarj ediyorlardı. Fakat çarşıya kadar geldiklerinde şarjları bitiyordu. Dolayısıyla çok mağdur kalıyorlardı. Ve bizlerden talepleri şehrin muhtelif yerlerinde şarj edebilecekleri üniteler istediler. Ve bizler de başta merkezimiz olmak üzere ihtiyaç duyulan, gezilen yerlere bu engelli şarj üniteleri koyduk. 186 tane aracın dönüşümünü gerçekleştirerek minibüsçüler odamızla beraber engellilerimize uyumlu araçlar haline geldi. Sonuncu babamızın altında belediyemize ait olan bir yeri dizayn ederek sizlere özel, sizlere uygun bir hale getirdik. Beyaz Ay Derneği Başkanımız da bu konuda yine Gül Hanım'da çok destekleri oldu. Bizlere yol açtı, örnek gösterdi. Biz de hemen orayı dizayn ettik. Güzel bir çalışma alanı oluşturduk. Görme engelli kardeşlerimizin sinyalizasyon sistemlerinde sesli olması için bu birçok büyük ilimizde var, büyük şehirlerde var. Şehrimizde yok aslında. Biz de hemen bu eksiğimizi kabul ettik ve düğmeye bastığı zaman sesli bir şekilde uyarı yapıp karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak bir sistemi şu anda oluşturduk. Şu anda olimpik havuzumuzda engellilerimizin rahat yüzebilmeleri için o asansör var. Asansörü kullanmak suretiyle havuzu rahatça kullanabiliyorlar. Bu da belediyemizin bir katkısı olarak onlara sunduğumuz hizmet. Biz bundan sonra hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz bundan sonra sizlerin bizlere önerdiği ve istediği doğrultuda çalışmalara devam edeceğiz. AK Parti Aksaray Milletvekili ve adayı Cengiz Aydoğdu, insan olmanın önünde hiçbir fiziki engel yoktur. İnsanı engelleyen ve gölgeleyen ahlaki tavır ve davranışlar vardır diyerek engelli bireyler ve ailelerine yönelik daha kapsamlı yeni projeler ve düzenlemelerle çalışmalara devam edeceklerini söyledi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandık kapıda uygulamasıyla ilgili bilgiler verdi. Sandık kapıda uygulaması yapacağız. Yüksek Seçim Kurulumuz gerekli tedbirleri aldı. Gelemeyen, hasta olan, yatarak olan veya fiziki engeli olup gelemeyen oy kullanmak için, oy kullanma sandığına gelemeyen telefon edecek.
Gezici sandık evine kadar gidecek, sandık memurları olacak, sandık kurulu olacak, orada oyunu kullandırılacaklar. Burada iş eğitim okulu uygulaması, özel eğitim okulu müdürleriyle ilgili, onlara da hoş geldiniz diyoruz. Onlar tabii çok büyük iş yapıyorlar. Onların hani öğretmenin eli öpülür, onlarınki iki defa öpülür. Allah razı olsun. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. AK Parti Milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçti. Hepimiz bir engelli adayız düsturuyla engelli vatandaşlara daha çok yardım edilmesi ve destek verilmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın felsefi yaklaşımıyla biz siyaseti fakir fukara, garip gureba için yapıyoruz diyerek 16 yıldır AK Parti'nin hizmet ve yatırımlarını değerlendirdi. 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi, destek istedi. Biz sizlerden doğrudan destek istemeyiz ama aslında sizin bizi yaşatmak için, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidar tutmak için kalbi dua etmeniz lazım. O kaybederse herkes kaybeder, biz kaybederiz. En çok da mazlumlar, yaşlılar, acizler, engelliler, fakirler, fukaralar kaybeder. En çok biz buna sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum ailelerimiz, sizlere. Şimdi sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Tabii başka sorunlar var. Geçen seçimden beri hep engelli maaşların düşük olduğu söyleniyor. İşte eğitimi biten engelli çocuklarımız için daha neler yapabiliriz? Engelli aileleri sigortalı, engelli çocuklara bakan anneleri sigortalı yapabilir miyiz? Evet, bütün bu talepleri alıyoruz. Aslında milletvekilinin asli görevinde bu olduğunu düşünüyorum. Toplumdan gelen bu tür direkt ve istekleri kanun yapabilmek, kanunlaştırabilmek artık yönetmelikle mi çıkar, kararnameyle mi çıkar, kanunla mı çıkar, bunun gündemini yapmak ve lobisini yapmak. Ben 2,5 yıl içerisinde bana ulaşan bütün engelli kardeşlerim ve derneklerimi, isteklerimi, işlerimden geleni yaptım, çoğunluğunda başardık diye düşünüyorum. Bundan sonra da sizden gelen talepleri ileteceğiz. Bunların da oradaki sözcüleri olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz de sizleri seviyoruz, Allah için seviyoruz. İnşallah bu dünyada da ahirette yine bir ve beraber olacağız. Sizlerin şefaatleri ve dualarıyla cennette inşallah yine devam ederiz. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yaz ve ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Aksaray'da faaliyet gösteren engelli dernekleri adına söz alan Aksaray Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya teşekkür konuşması yaptı. Engelli bireyler ve ailelerinin yapılan hizmetlerle yaşadığı süreci anlattı. 15-20 yıl önce engelli dediğim zaman yardıma muhtaç, işte bir paket makarnaya işte ya da bir kömüre ihtiyacı olan kişi gibi düşünüyordum ama elhamdülillah son dönemde 15 yılda büyük mesafeler kat ettik. Herkes işe geldi, herkesin maddi durumu iyileşti. Artık yönetici vasıflarına gelecek engelli kardeşlerimiz oldu. Böyle olunca da tabii ki bizim kendimizi ifade etmemiz ya da büyüklerimize gittiğimiz zaman taleplerimiz daha da değişti. İş konusunda talep istiyoruz, artık bir yönetici konusunda talep istiyoruz. İşte gelmişlerim bunu söyleyeyim, geçen dönemki seçimlerde sevgili başkanıma, başkanım biz de artık mecliste olmak istiyoruz dediğimizde hay hay dedi, iki tane engelli kardeşimizi seçilebilecek yerde, geçen de son sırada oldu ama iki tane kardeşimizi engelli olarak meclisine meclis üyesi aldı ve iki yıldır da meclise mecliste çalışıyor kardeşlerimiz, encümenlik yapıyor. Partimizde sen dediğimiz gibi Aksaray'da çabuk kadrolaştı. Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla engelli koordinasyon merkezi kurulması gerektiği söylendiğinde ilk önce Aksaray ilinde kuruldu. Tabii bunlar bizler için sevinici olaylar. Kahvaltı programına eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, eski dönem milletvekili Ahmet Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, engelli ve sosyal kültürel dernekleri başkanları, dernek üyesi engelli bireyler ve aileleri katıldı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun ve eski dönem milletvekili Ahmet Yaşar da düzenlenen toplantıda birer selamlama konuşması yaptı. Her ne kadar Türkiye'nin ve ilin gündemi 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler olsa da Aksaray Belediyesi'ne bağlı birimler planlanan program dahilinde mahalle ve tüm cadde ve sokaklarda alt ve üst yapıda çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Tacın Mahallesi'ne bağlı Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolunda yağmur suyu ızgarası ve muayene bacalarının yükseltilmesi çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Tacın Mahallesi'ne bağlı tamamlanan ve çok yakında hizmete açılacak olan Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde imara açılan bağlantı yolunda altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri imara açılan yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları öncesinde altyapı çalışmaları kapsamında şebeke hattı boyunca döşenen muayene bacalarının asfalt seviyesi kod çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi planlanan çalışma programı kapsamında muayene bacaları ve yağmur suyu ızgara yükseltme işlemlerinin ardından bölgede sıcak asfalt çalışmalarına başlayacak. Aksaray Belediyesi imara açılan yeni bölgeler dışında kent genelinde başlattığı merkez ve kırsal mahalleler başta olmak üzere 40 yıl önce yapılmış eskimiş küflenmiş su borularını, dağılmak üzere olan kanalizasyon sistemlerini, yağmur suyu hattı olmayan yerlerde yağmur suyu hattı döşeme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı ekipler altyapı çalışmaları kapsamında toprağın altında eski hiçbir sistem bırakmazken altyapısı biten mahallelerde en üst teknolojiyi kullanarak üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.